Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bilgilendirme olarak örneğin Windows 10 işletim sistemimizdeki masaüstü sağ tıkta bulunan uygulamalar kısa yol tuşlarında ekleme, düzenleme veya silme işlemlerine bakacağız. Bunun öncesinde başlat menüsünden veya arama menüsünden kayıt defteri düzenleyicimizi açalım. Devamını durdurarak izleyebilirsiniz. Hangi yollara ilerlediğimize bakmak adına ben açıklamada da bulunduracağım. Öncelikle birinci root sekmemize giriyoruz. Ardından directory dosya uzantımızı bulmamız gerekiyor. Açalım. Sonrasında background ve sonrasında shell adlı uzantımızı açmamız gerekiyor. Burada eklemek istediğim uzantılar oldu benim sık kullandıklarım. Haricinde bir de beraber komut sistemine ekleyelim. Yine başlat menüsünden dosyaya ulaşalım. Tekrar dosya konumunu aç diyelim. İster burada shift'e basarak sağ tık yapabilirsiniz. İster burada yolu kopyala diyebilirsiniz. Aynı işlem olacaktır. Şimdilik burayla işlemimiz tamamlandı. Shell adı altında klasöre sağ tıklayıp anahtar diyoruz. Burada komut sistemi yazalım. İsteğimize bağlı açtığımız komut sisteminde sağ tarafta boş yere sağ tıklayıp dize değeri diyoruz. Bunun adına ikon diyelim. Kopyaladığımız dosya yolunu yapıştırıp tırnakları silmemiz gerekiyor. Tamam diyelim. Şimdi burada komut sistemine tekrar sağ tıklayıp anahtar dememiz gerekiyor. Burada uygulamayı çalıştırmak adına command yazıyoruz. Command seçiliyken burada varsayılanı açıp dosya yolumuzu tekrar yapıştırıyoruz. Deneyelim. Gördüğümüz gibi komut sistemi geldi. Simgesi dahil olarak açtığımızda gördüğümüz gibi komut sistemi açıldı karşımızda. Bunun gibi birkaç uygulama üzerinden sizin kendi kullandığınız kısa yolu daha hızlı ulaşmak için yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı veya kanala abone olup zillere bildirimler açmayı unutmayınız. İyi günler, görüşmek üzere.